Resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif tarafından resmi törenle karşılandı. Başbakanlık binasında gerçekleşen resmi karşılama töreninde iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını denetledi. Daha sonra Erdoğan ve Sharif heyetlerini birbirine tanıttı. Başbakanlık binasında Türk ve Pakistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz veren Erdoğan ve Sharif daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Törende Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Sharif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Pakistan'la ilişkilerimiz başbakanlığım döneminden bu yana yaklaşık 14 yıldır artarak devam eden bir dayanışma içerisinde gelişmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelesinden dolayı Pakistan yönetimine teşekkür etti. 15 Temmuz darbe girişimi akabinde de milletimizin kara gün dostu olduğunu Pakistan çok açık ve net göstermiştir. Bu konuda Pakistan yönetiminin göstermiş olduğu dayanışmaya çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla bu örgüt artık Pakistan'da da barınamayacak. Bu kararlı tavrından dolayı Pakistan hükümetine şahsım, milletim adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. FETÖ'nün faaliyette bulundukları ülkede güvenlik zafiyetine neden olabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dostlarımızı bu örgütün karanlık emelleri hakkında uyarıyoruz dedi. Yıllardır hizmet, eğitim, diyalog gibi en masum kavramları kullanan bu yapının hedeflerine ulaşmak için kan dökmek dahil her türlü yola başvurabileceğini 15 Temmuz'da maalesef acı bir şekilde gördük. Şimdi tüm dostlarımızı, tüm kardeş toplumları bu örgütün karanlık emelleri konusunda uyarıyoruz. Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Ulusal Meclisi'nde yaptığı açıklamada Pakistan ile Türkiye'nin sözde değil hakikaten kardeş olduğunu vurguladı. Türkiye ve Pakistan'ın ilişkileri herhangi iki devlet arasındaki diplomatik temasların çok ötesinde bir özelliğe sahiptir. Biz sözde değil, hakiki manada iki kardeş ülkeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'a karşı çok ciddi mücadele verildiğini belirterek, Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir maharetleri olmayan bu katil sürülerinin İslam aleminden ve tüm dünyadan söküp atmalıyız dedi. DEAŞ gibi terör örgütleri sadece ve sadece Müslümanlara zarar veren, İslam'a karşı yürütülen savaşın aracı olan yapılarıdır. Bunu çok açık, net her yerde dillendiriyorum, dillendirmeye de devam edeceğim. Çünkü Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmamalıdır diye inanıyorum. Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir maharetleri olmayan bu katil sürülerini en kısa zamanda İslam aleminden ve tüm dünyadan kardeşlerim söküp atmalıyız. Aksi takdirde ne Türkiye, ne Pakistan, ne İslam dünyası, ne de insanlık huzura kavuşacaktır. Erdoğan terör örgütlerinin kendilerine taban bulmaya çalıştığını da vurguladı. Terör örgütleri Müslümanların arasındaki tefrikaları, farklılıkları kaşıyarak kendilerine taban bulmaya çalışıyorlar. Müslümanları yaşadıkları bu zelil durumdan kurtarmak için İslam toplumlarının arasında kol gezen mezhepçilikten etnik ayrımcılığa kadar tüm istismar vesilelerini ortadan kaldırmalıyız.